16. duruşması yapılıyor bugün. Kimlik tespiti, 1309 sayfalık iddianamenin okunması ve mahkemenin istediği bilgi ve belgelerin ulaşmasının ardından artık söz sırası savunmaya geldi. Öncelikli olarak tutuklu sanıklar söz almaya başladı ve bu çerçevede davanın 2 numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir sözlerine başladı ve savunmasına yaklaşık 45 dakikadır devam ettiğini de söyleyebiliriz. Peki Çevik bir neler söyledi? Hemen onunla devam edelim. Bana gösterilen belgeler fotokopidir dedi. Aslıoğlu gelirse aslı olan belgeleri de yine cevabımı veririm ama vereceğim cevaplar fotokopi belgelere yöneliktir dedi Çevik bir ve ardından da ben 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılmadım. O toplantının üyesi değildim ve bu nedenle de toplantıda yer almadım dedi. Dikkat çektiği bir nokta var. Her MGK öncesinde kuvvet komutanlarının bilgilendirme toplantısı olur. Ben o toplantıya katıldım ifadesini kullandığı Çevik 1. Ve BÇG'nin bütün belgeleri hakkında Cumhurbaşkanı ve Başbakan bilgi sahibidir dedi. Buna örnek olarak da o dönemde İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Başbakan tarafından alınan, Bakanlar Kurulu tarafından alınan 14 maddeleri hatırlattı. Meral Akşener'in gönderdiği genelgeyi hatırlattı ve bu noktada da hiçbir evrak kayıt dışı tutulmamıştır ifadesini kullandığı Çevik 1. Başbakanlık Direktifi İçişleri Genelgesi ve Genelkurmay Başkanı'nın emriyle irticanın rejim sorunu olduğu devlet tarafından da kabul edilmiştir dedi ve Batı Çalışma Grubu'nun 7 Nisan 1997'de Gölcük'te kurulduğunu söyledi. O toplantıya daha önce katılmadım demişti. Bugün ifadesini değiştirdi. Katıldım ifadesini kullandı ve Batı Çalışma Grubu'nun ismiyle ilgili yine dikkat çektiği bir nokta vardı. O da irticaya karşı yüzümüzü batıya çevirmek için ismi Batı oldu ve bu ismi de ben koydum dedi Çevik 1. Yine siyasi olarak suçlanmamızın nedeni de 28 Şubat 1997 tarihinde MİT tarafından irtica konusunda hazırlanan rapordur dedi. Çevik 1'in suçlamalarının daha çok İsmail Hakkı Karadayı'ya yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Onun emriyle biz bu işi yaptık dedi Çevik 1 ve şu dakika itibariyle de savunmasına devam ediyor. Biz Ankara Adliyesi'nden gelişmeler aktarmayı sürdüreceğiz İdem. Çimen Çetin'e teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Mısır'daki gelişmelerle devam ediyoruz. Darbe